Ekmek ve Gül'den herkese merhabalar. Şubat ayının ortası her zaman binlerce yıldır aşk ile anılırmış. Antik Yunan'da Zeus'la Hera'nın aşkına adanan bugün İngiltere ve Fransa'da insanların birbirlerine sevdiklerini itiraf ettiği güne dönüşmüş. Onlara kart gönderirlermiş. Peki nasıl oldu da bu aşk kelimesi bugün tüketilecek bir nesne haline getirildi? Aşk nedir? İnsanlar artık aşka inanmıyor mu gerçekten, yoksa günümüz toplumunda sadece elektrik almaya mı dönüştü? Neye dönüştü acaba aşk? Tüm bunları konuşacağız. Bugün kadınların dilinden aşkı konuşacağız. Her zaman çok rahat söyleyemediğimiz bu kelimeyi, her zaman itiraf edemediğimiz karşımızdakine bu kelimeyi, bakalım kadınlar nasıl değerlendiriyorlar, ne izleteceğiz sizlere, görelim birlikte. Şiirler, destanlar, şarkılar, onu söyledi hep. Aşk. Hep üzerinden söz söylenen ama söz söylemeyen kadınlar aşkı nasıl yaşıyor, aşka nasıl bakıyor? Kadınların dilinden, kadınların sesinden aşk. Ekmek ve Gül'de. Ekmek ve Gül devam ediyor. Evet, bugün aşkı konuşacağız. Zamanında, vakti zamanında seni o kadar çok seviyorum ki aşkından ölebilirim cümleleri günümüzde seviyorum, dum, öldürdüme dönüştü. Bunca yıldır kadınlar aslında 14 Şubat'ta öldüren sevgi istemiyoruz diye de alanlara çıktılar. Ama bunun altında başka bir şey de var. Aşk kelimesi de var. Bugün belki de anlamını yitirdiği, belki de ne olduğunu tam olarak tarifleyemediğimiz bir kelime var. Bugün bunu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Yıllarca aslında aşk ve yalnızlık üzerine şiirler yazan şair yazar Arife Kalender ve aşk üzerine öykü ve romanlarınız var ve bunları anlatıyorsunuz aslında, aşkı anlatıyorsunuz o romanlarınızda. Nevra Bucak konuklarımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ya en başta da belirttim, bu kelime belki de benim yaşımda olanlar için, emsalim olanlar için çok da ya olsa da olur olmasa da olur nedir ki zaten, hani ne anlama geliyor ki diye küçültülmüş. Artık toplumumuzda da bugün de alışveriş çılgınlığından da anlıyoruz birazcık da. Tüketim nesnesi haline getirilmiş bir kelime aslında aşk. Hı hı. Ve bunun tarifini yapamıyoruz. Şudur, budur, şöyledir diye açıklayamıyoruz. Ama bu tarif belki sizden bekleyeceğim. Ben çok zor bir tarif olsa gerek ama aşk nedir? Şimdi istersen ben genel olarak konuyu aşk nedir, aşkın oluşumu, aşkın toplumsal ve psikolojik boyutu, bitişi, aşkın sanatlara yansıması, aşkta sapmalar, aşkın marazi yanları ve aşkın tüketim toplumlarındaki durumu diye bir genellemeyle konuyu önce bir toparlayayım. Ondan sonra parçalayalım üzerine, mı diyoruz? Sonra da parçalayalım. Şimdi aşk tabii çok şiir gibi. Aşkın da tam olarak tarifi yapılmıyor. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar aşk tanımı var. Ne kadar çok şair varsa o kadar şiirin tanımı yapıldığı gibi. Yücele ulaşma düşüdür diyor bir düşünür. Yüceyle yücelmek, yüceyle küçülmek olarak yorumluyor. Aykırıda kendini bulmak isteyen aykırılıktır diyor bir başkası. Birbirine karşıt iki gücün, özgürlükle tutsaklığın çarpıştığı alandır diyor bir başka düşünür. Özgürlüğün getirdiği tutsaklık da diyebiliriz, istenmiş ve seçilmiş tutsaklık da diyebiliriz diyor. Bir başka düşünür, ummak ve korkmaktan oluşan bir duygudur diyor. Bana göre de aşk bir insanın yücelttiği, heveslendiği, özlediği kişide bütünleşme, yok olma, onunla tek olma istemidir. Bu yüceltilen zaman zaman tarih içerisinde aşk kavramında ilahi aşk olarak geçse de genel olarak cinsel aşkı, kadın ve erkek aşkını öncelemektedir ve daha sonra da genel olarak tüm insan aşkını, yani bunun içerisine cinsel sapmalarda girmektedir. Aşkın öğelerine geçmeden önce
Şeyh Galip'in hüsnü aşkından söz etmek istiyorum. Daha ilahi bir aşka yönelik bir... İlahi aşka yapalım. Yönelik olsa da aşkın öğelerini göstermesi açısından, hı-hı, hem ilahi aşkın hem genel olarak aşkın öğelerini göstermesi açısından ilginçtir. Biliyorsunuz hüsn, güzel yüz, cemal demek. Hüsn-ü aşk, aşkın güzel yüzü. Aşk ve güzellik ya da. Şimdi burada aşkın en yakın arkadaşlar, aşk erkek, hüsn kız. Bunlar bir kabilenin çocukları ve küçükken evlendirilmelerine karar veriyorlar. Aynı okula gidiyorlar. Ektebi diyor Şeyh Galip buna. Büyüyorlar. Fakat hayret denilen oba içerisindeki birisi artık yeter, ayıptır, bunları ayıralım diyor. Ve bunların ayrılması üzerine mektuplaşmaları başlıyor. Gayret aşkın lalası. Merak aşkın en yakın arkadaşı, hayret bunları ayıran kişi, İsmet temizlik paklık, Sühan her şeyi bilen, Hüsne mektuplarını götürüp getiren, her ikisinin de yani kızın da erkeğin de mektuplarını sağlayan şeyler var, elemanlar var. Fakat burada sözcükler çok ilginç. Ben de tam onu söyleyecektim. Tabii. Gerçekten öyle mesela. Yani bu kitabın aslında üniversitelerde aşk dersi konulursa kürsü olarak konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bize hep Arapça öğretildi ve ne olduğunu da anlamadık. Ben şimdi okuduğumda gerçekten aşkın ne olduğunu bu kitaptan rahatlıkla çok da severek okudum ve öğrendim. Şimdi mana gezintileri diyor mesela. Hı hı. Kalp kalası diyor. Tüm bunlar baktığımız zaman aşkı oluşturan öğeler. Neyle başlıyor aşk? Merakla başlıyor. Hüsnü aşktaki en yakın arkadaşı meraktır. Aşkın en yakın arkadaşı meraktır. Bunlarla, bundan yola çıkarak gerçek aşkta da bunları görüyoruz. Hayat dediğimiz şey olayın yadırganmasıdır. Yani toplumsal olarak bir aşka hayır demek hüsnü aşktaki hayretin yaptığıdır. Yani hüsnle aşkı ayıran özelliktedir. Tabii konumuz oralara gelene kadar oldukça uzayacağı için edebiyatımızda Şeyh Galip'in hüsnü aşkıyla Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u anmadan konuya başlamak eksik olur. Tabii halk edebiyatımızın Karacaoğlan'ı da aynı zamanda. Yani bu üçü Türk edebiyatının ve bütün aşk şarkılarının, bütün aşk şiirlerinin, bütün aşk düşüncelerinin kaynak noktasıdır. Temel oluşturuyorlar. Tabii bilgi noktasıdır. Hı-hı. İstersen bir Fuzuli dizeleriyle devam edelim. Olur. Mende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. Kıl tefahur kim, senin hem var, men tek aşkun. Leyli'nin Mecnun'u, Şirin'in eger fehadı var. Mecnun'la Leyla'nın sadece adı var diyor. Yani asıl aşık benim, onların sadece adı var. Aşık oldur kim, kılır canın feda canına, cananına. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Kim ki aşk uğruna canına kıyamıyorsa burada aşktan söz etmesin. Yani aşk kendini feda edecek kadar önemli boyutlarda. Dedim ya ben kendi tarifimde de ötekinde var olma istemidir. Çünkü kendisini yok sayar. Var olan odur. Onu yüceltir. Onu ulular. Ondan başka hiçbir şey dünyada önemli değildir. Aşkı bu filmlerde, romanlarda, yaşamımızda cesaretli kılan da budur. Kendisini yok saydıran, ölümlere götüren olgu da budur. Ama mesela bugün açısından baktığımızda... Onlara tekrar döneceğim ben. Evet, öldüren sevgi oldu ya. Onlara tekrar söyleyeceğim. Şimdi burada ummak ve korkmaktır diye başında söyledim.
Ne umarsınız? Sevgiliyle bütünleşmek. Koştuğunuz yer sevgilidir. Bütünleşmek istediğiniz yer. Orada korktuğunuz şey nedir? Reddedilmek, geri çevrilmek ya da ulaşamamak. Şimdi bir düşünür de diyor ki aşk iki şekilde ölür. Burada Aşkın Diyalektiği adlı kitabın yazarı profesör filozof Afşar Timuçin'i saygıyla anıyorum ve Aşkın Diyalektiği adlı kitabı da gerçekten çok boyutlu olarak hazırlanmış çok güzel bir el kitabıdır. Onu da izleyicilere öneriyorum. Şimdi burada iki şekilde aşkın sonucunu görüyoruz. Bir, peşinden koşulandan o kadar çok koşuluyor ki yoruluyor ve geri dönüyor. İki, kavuşuyor, merak dediğimiz heyecan yitiyor ve yine bitiyor. Dolayısıyla aşk bitimlidir. Sonsuz değildir, bitimlidir. Aşkı evcilleştirdiğimiz zaman, yani ne olur ben onun olayım, dünyanın sonu olsun dediğimizde ve o kavuşma olduğunda aşk bitmeye mahkumdur. Çünkü aşkın evcilleşmesi var. Yani aşkı siz eğitip, aşk taşkın bir şeydir, deli bir şeydir, yıkıcı bir şeydir. İnsan her şeyi yaptıran bir şeydir hatta. Her şeyi yaptıran bir şeydir. Siz onu evcilleştirip de, hani derler ya, senin uğruna neler yaptım ama bak sen bana neler yaptın. Kavuşmuştur, yaşanmıştır, aşk uslanmıştır. Artık ondan sonrası arkadaşlığa mı gider, dostluğa mı gider, sevgiye mi gider, öldürmeye mi gider, başka bir şeylere gider. Yani artık aşkın kimyası değişmiştir. Sevme, merakla başlayan süreçten kavuşma anına kadar giden evre aşk evresidir. Ama aşkı yakaladığın zaman, dizginlediğin zaman, yularladığın zaman aşk olmaktan çıkar, onu kafese koyduğun zaman kimyası değişir ve artık aşk değildir. Şimdi buradan aşkın toplumsal boyutuna baktığımız zaman... Hocam aslında oraya gelmeden önce bu aşk nedir sorusunu biz izleyicilere de sorduk. Ama tamam. Öncesinde bir de Nevra Hoca'ya da... çünkü siz de şöyle şeyler yazmışsınız mesela internet sitenizde de bu şekilde tarifliyorsunuz. Yazı yazarken... Kendimden yola çıkarak ya da gördüğüm şeylerden yola çıkarak yazıyorum demişsiniz. O zaman bunca yıldır aşk kitapları yazan ve yazmaya devam eden ve sohbette geçtik sizle. Öncesinde hala aşka inandığınızı da belirten birisi olarak. Aşk nedir sizce? Ben önce sözlerime Safo'dan bir dizeyle başlamak istiyorum. Zaten o dizelerin içinde bunun tarifi var. Safo şöyle der. Hiç uyarmadan kasırga nasıl sökse meşeleri kökünden öylesine sarsıyor yüreğimi aşk. Bence aşk budur. Bir de Oscar Wilde da şöyle der. Salome adlı oyununda. Aşkın sırrı ölümün sırrından da büyüktür. Gerçekten. Tarifi... Çok zor. Tam olarak kesin tarifi yoktur bana göre. Yaşadıkça ortaya çıkıyor belki de. Evet, deneyimlerle. Şimdi, izleyicilerimize biz çıktık sokağa ve sorduk kadınlara aşk nedir dedik. Ve ilginç tarifler var aslında aşka dair de. Bakalım sokaktakiler inanıyor mu aşka yoksa aşk nedir sorusu başka bir şey anlama mı geliyor? Buyurun görelim. Sizin için aşk nedir? Aşk nedir? Aşk nedir Arzu? Vallahi aşk nedir bilmiyorum. Hiç yaşamadım şu ana kadar. Yani 17 yaşındayım ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama. Ya yaşamadım. Gerçek aşkı daha tatmadık. Bir aşk yaşadın ama onun gerçek olmadı. Gerçek değil. Kesinlikle değil. Falan böyle. Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey. Yani insanlar sevgiliyken böyle çok fazla birbirlerini bilmiyor ama de olsa
Hani böyle özel bir günler oluyor. Hani birbirlerine hediye falan alıyorlar, güzel bir şey. Bence de güzel bir şey. Hani farklı bir şey. Hani herkes böyle hatalar affediliyor, tekrar barışılıyor falan. İlginç, güzel bir şey bence. Hani değerini bilmek gerekir tabii olanların. Aşk nedir? Bilmiyorum ki. Yaşatmadı ki diyorsun. Evet. Aşk nedir? Vallahi hiç aşk görmedik ki, tatmadık ki, bilmiyoruz. Kocam öldüğü için bilmiyorum. Ne olabilir? Sen söyle, sen ancak söyle, ben bilmiyorum. Aşkı biz bilmiyoruz. Aşk çocuklarımın aşkı, yetiyor bana. Çocuklarımızın aşkı, Allah aşkı, başka bir şey. Aşk iki kişinin birbirine karşı duyduğu sevgi, bağlılık, en başta da saygı çerçevesi altında gerçekleşen ilişkidir. Aşk nedir? Benim mi? Aşk nedir? Ha, aşk ne? Sevgi. Ne diyeyim, sevgi, bağlanmak çok güzel bir şey ama her zaman olmuyor. Mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour. Aşk nedir? Aşk imkansızlıktır. Çoğu zaman tek taraflıdır. Yani aşk karşısındakine ilgi duymak, sevgi göstermek. Aşık mısınız? Evet, deli gibi aşığım. Aşk nedir? Bunun tarifi yok ki. Kalbin pırpır etmesi aşktır. Her ufacık şeyden aşkı yaşayabilirsiniz. Yaşatana tabii. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yaşatabilene. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Peki aşk nedir? Aşk birbirini anlamak demektir, anlayıştır, sevgi ve hoşçakalıdır. Ben bunu biliyorum, bilmiyorum. Herhalde hiç kimse inanmıyor aşka. Böyle olmasının bir sebebi vardır elbette diye düşünüyorum. Mesela hocam, sizinle telefonla konuşurken de, ilk sizi programımıza davet ederken de, aşk deyince gözümden insanlık tarihi geliyor demiştiniz. Toplumdaki yeri nedir aşkın? Şimdi insan kadar eski tabii aşkın da tarihi. Ama bu dönem dönem son derece farklı yapılanmalar gösteriyor. Ya da kadınla erkeğin ilişkilerinde farklı kavuşmalar, ayrılmalar görünüyor. Örneğin ilk çağların şiirlerine baktığımız zaman, az önce Nevra Bucak da Safo'dan okudu. Çok daha doğayla bütünleşen, doğa görüntülerini içeren, doğayı örnekleyen, işte sular birbirine kavuşuyorsa biz de kavuşalım diyen, yalın söylemli, yalın istemli, sadece erkeğin kadına, kadının erkeğe varmasını dileyen aşk görüyoruz. Oysa toplumlar ilerledikçe, sanayiler geliştikçe, sanayi toplumlarında aşkı kirleten, aşkı renklendiren, labirentlendiren birçok olgu günümüze kadar geliyor. İstersen bu eski toplum şiirlerinden bir iki örnekle devam ediyorum. Buyurun. Sevgilime giderken, Hindistan şiiri bu. İlk uygarlıkların şiirlerinden. Sevgilime giderken yol uzadıkça uzuyor. Sanki fısıldıyor yıldızlar. Ay hoş geldin der gibi. Yükselen güneş diyor ki, aşık, tanıyorum ben seni. Bir İbrani şiirinde, ölüm kadar güçlüdür aşk, gölgeler ülkesi gibi. Çeker insanı kıskançlık. Aşk tutuşur, yangın olur, tanrısal alevler gibi. Ne söndürebilir aşkı, ne de seller boğabilir. Bir Mısır şiirinde, burada seninle suya dalıp yüzme. Beklediğim fırsatı verdi bana. Duyan ve anlayan gözlerle istiyorum. Varımı yoğumu. Saklamak boşuna, abayı yakmışım sana. Yüzüp açılıyorum ama birazdan döneceğim. Sular püskürterek, dişlerim çatırdayarak, yanında olmak için her neden kabulüm. Bak alabalık geçti ellerimden. Buraya gelirsen daha iyi görürsün. Yaklaşsana yanıma. Şimdi o kadar yalın söylemler ki, yanıma yaklaş. Balık gibisin,
vesaire. Yani doğadan örneklemelerle devam ediyor. Oysa paranın bulunuşundan sonra, yani bugün ilk örneklerini görüyoruz. Neden sevgililer gününde bütün kadınlara altın getiren erkekleri gösterirler de erkeklere hediye alan kadınları göstermezler? Değil mi? Kadın oturur. Evet. Çok ilginçtir. Kadın oturur, erkek durmadan ona altın getirir. Yani burada bir cinsin açlığı, bir cinsin sürekli altınla elde edilebilir gücü, satılık oluşu, duygularının, yani burada bütün müthiş bir şekilde kadının alçaltıldığını düşünüyorum ben. Yani kadına derme yapılırken kadının hırpalandığını düşünüyorum. Yani aşk sadece bir kuyumcudan alınan bir yüzük ya da bilezik değildir elbette. Ama ilk insandan günümüze paranın bulunuşuyla birlikte kadının ekonomik özgürlüğü bittiği için bu kadının sevdasının ve bedeninin satın alınır olduğunu gösteren bir kanıt olarak hediye şeklinde süre gelmiştir. İşte evlenen kızlara sandıklar dolusu altınların, gümüşlerin verilmesi, kadınların sürekli malının, mülkünün sorulması, bugünkü evlilik programlarında nesi var, elektrik aldın mı, aldın mı, almadın mı? Elektrik neye bağlı? Karşıdaki insanın ekonomisine bağlı. Dolayısıyla paranın bulunuşuyla, iktidarın erkek eline geçmesiyle birlikte kadın maddi olarak alınır satılan bir güç durumuna getirilmiş, öyle düşünülmüş, öyle avlanmış ve öyle konuşlandırılmıştır yaşam içerisinde. Elbette ki bu aşkı belirlemez. Bu aşkın yüceliğini, güzelliğini örtmez. Ama ilk dönemlerdeki, ilk uygarlıktaki doğal aşkın, yarar beklemeyen aşkın bugün bozulmuş halidir. Bugün gördüklerimiz bozulmuş halidir. Yarar bekleme konusuna tekrar geleceğim. Aşkta yarar bekleme aşkı bozar. Yani yarar beklediğiniz zaman da o aşk olmaktan çıkar. Benim olsun, kimsenin olmasın, bu da bir yarardır. Evet, bencilliği vardır aşkın ama aşka ambargo koymak, karşıdaki kişine ambargo koymak ve bunu o şekilde belirlemek biraz aşkı öldüren şeylerdir. Ama mesela kadınlar açısından şöyle bir şey de vardır. Herhalde öyle sunulduğu için mi bilmiyorum ama sevgililer gününde örneğin eşinin hediye getirmesi ya da sevgilisinin hediye getirmesi bir övünç kaynağı. Ya da az önce bahsettiğimiz işte ağırlığınca altın alması. Bu bir övünçtür bir kadın için. Bu duruma gelmesi nedir peki? Bunun işte tarihsel süreç içerisinde kadının alınıp satılan bir meta durumundan kaynaklanıyor ve kadın da bunu artık bu rolü benimsemiş oluyor bugün gelinen noktada. Erkek de bunu benimsemiş oluyor. Erkek zorunlu olarak tarlasını satıp karısına bilezik almak zorunda. Çünkü çevre dediğimiz çevre faktörü aşkı etkileyen nedenlerin başında gelir. Aşkın olurunu, olmazını, zengin kız yoksul oğlan, yoksul kız zengin oğlan, yıllarca Türk filmlerinde aşklarda gördüğümüz ulaşılan, ulaşılmayan ya da sonu dramlarla biten bir sürü olguda, sinemalarda bu yatıyor. Kadınlara da aslında öğretildi herhalde. Öğretilen çünkü ve dayatılan bir kültürdür. Ve kadın şimdi hediye bekler, erkek de hediye getirme zorunluluğunu ister. Hiçbir erkeğin bizim toplumda çok da hevesli olmuyor. Aman bugün gideyim de varımı yoğumu aşkımı uğruna satın alayım diyeceğini düşünmüyorum. Kapitalist toplumun, yani tüketici toplumun gençlere yüklediği bir zorunluluk olduğu gibi aşkı da yok eden, bence biraz da aşağılayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Aslında kadınlar, bu konuya tekrar gelelim istiyorum. Çünkü şöyle bir ayrıntı da var burada. Kadınlar açısından da bugün izdivaç programlarında da görüyoruz, sizin az önce de belirttiğiniz gibi. Ne kadar elektrik alacağı karşıdaki kişinin maddi durumunun ne kadar yüksek olduğuna değer durumda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Nevra Hanım? Yani
aynı düşüncedeyim aslında. Ben hani söz sırası bendeyse ben birazcık o benim alanım değerli şair dostum Arife Kalender de bilir. Platonik aşk üzerine ne biraz acı, konuşmak asıl istiyorum. Asıl acı olur herhalde. Şimdi şöyle bir yerde tabii içinde özlem barındırdığı için acısı çok fazla ama bir yerde de seven için çok kolay. Şöyle kolay. Ben izninizle bu tür aşkla ilgili bir kadınların şarkısından küçük bir bölüm okumak istiyorum. Buyurun. Platonik aşk üzerine. Yani kolaylığı şurada. Platonik aşklar. Kendi kendine yeten, dingin ve zararsız. Ya da sevgili olmadan da uzaktan sevebilen bir yetenekti bu. Öte yandan bu yetenek bende fazlasıyla vardı. Soruyordunuz ya. Aslında böyle bir aşkın da kendine özgü bir yıpratıcılığı yok değildi. Ama yine de bunu cinselliğe dayanan elle tutulur somut aşklara yeğliyordum. Hiç olmazsa bunda incinme, aldatılma korkusu, bakın dikkat edin, özlemi acısı olsa bile. Dahası telefon beklenmezdi. Çünkü bu da aşkın acı eziyetlerinden biridir, sevgiliden telefon beklemek. Hem sonra aldatılmaktan kaynaklanan o korkunç mide bulantısı ortadan kalkar. En önemlisi düş kırıklığı yaşanmazdı. Şimdi hediye konusuna geliyorum. Sizden haberi olmayan bir sevgili sizi nasıl aldatabilir, size nasıl bir buket gönderebilir, sizin özel günlerinizde sizi nasıl arayabilirdi? Yani platonik aşkın bu kolaylığı var. Kaçış bir anlamda. Kaçış evet. Gerçeklerle yüzleşmemek aslında. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey de vardır ya. Acı çekiyorsun. Hani tarifsiz bir acı aslında. Aşkken de öylesin. Platonik aşkta daha fazla ben acı çekildiğini düşünüyorum. Hiçbir şey beklemiyorsun ama her şeyi bekliyorsun aslında. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii doğru da yani ben biraz da aşkta kadının durumundan söz etmek istiyorum. Buyurun. Genel olarak belki her kadında olmasa bile kimi kadınlarda kanat altına alınmak ya da kanat altına almak dürtüsü oluyor. Örneğin orta yaşlarda bir kadın. Sırasında 70 yaşındaki bir erkeği sırasında 20 yaşındaki ya da 25 diyelim sevebilir. Öylesine yeteneklidir, yüreği varsıldır. Şimdi şöyle ama 70 yaşındakini sevdiğinde başını erkeğin omzuna yaslamak ister. Bu bir yerde sığınmaktır. Da ayrı bir duygu, ihtiyaç. Belki de işte dediğim gibi güven duygusu. 20 yaşındaki sevgilinin başını ise göğsüne yaslar. Bu da annelik içgüdüsüyle sevgiliyi kanat altına almak, korumak isteğidir. Yaşlı ile genç erkek arasındaki fark yalnızca budur. Bu tür bir hanım için. Hani kanat altına alınmak ya da kanat altına almak. Bir nasıl farklı yapılarda insanlar varsa sevme, aşık olma biçimleri de her kadının tinsel yapısına, olaylar karşısındaki fark tepkilere ve karşısındaki erkeğe göre değişiyor. Ama şöyle kadınla erkek arasındaki fark mesela kadın aşık olduğu zaman 24 saat işinde bile olsa bir erkeği düşünebiliyor 24 saat. Erkek düşünmez. Belki ilk başta düşünebilir. Ama 24 saat kadın düşünüyor. Ama bunu demek konusunda çok ketum davranıyor sanki. Onu bu şekilde kendisi yaşıyor ama karşıdakine bunu söyleme, dillendirme konusunda da birazcık ketummuş gibi geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Öyle şöyle mi? Sevdiğine fazla demediği için belki onu tamamen elinden kaçırma güdüsüyle olabilir bu. Ben burada bir fıkra anlatabilir miyim? Buyurun. Şimdi çok bizim gençlik dönemlerimizde de Anadolu'da hala olduğunu söylüyorum. Uzaktan sevme diye bir şey vardı. Yani
işte yoldan geçer, aşıksındır. Ama her gün onun geçişini görürsün, haberi vardır ne senin haberin vardır. Şarkıda var ya, seni uzaktan sevmek. Seni uzaktan sevmek. Evet, yani bizim kuşak özellikle bunları yaşadık. Daha öncekiler daha da farklı yaşadılar. Yani tarihin her dönemi, insanlığın her döneminde aşkın yaşanma şekli de farklı olmuş. Genç delikanlının bir tanesi kızının arkasından durmadan onu takip ediyor. Gittiği her yere giderek takip ediyormuş. Kız bir gün dayanamamış, dönmüş. Demiş ya niye geliyorsun peşimden, beni rahat bıraksana. Demiş seviyoruz Allah'ım. Yani yandan da peşinden de mi gelmeyelim? Yani onu bir görev olarak görüyor çünkü. Yani sevmenin bir göstergesi arkasından genç kızı yürümek, takip etmek oluyor. Ya da işte uzaktan bakmak oluyor. Şimdi yasaklı dönemlerde bugün Anadolu'dakiyle İstanbul'daki aşkın ya da metropollerdeki aşkın aynı yaşandığını, sizin yaşlarınızdaki gençlerin aynı yaşandığını düşünmüyorum. Hala küçük kentlerimizde, kırsal kentlerde, doğuda, güneydoğuda bu terör cinayetlerine neden olan bir sürü toplum baskıları var. Sonra ekonomik nedenlerle yakın evlilikler var, yakın cinsel ilişkiler var, yakın aileleri var. Ekonominin el verdiği oranda dışarıya açılıyor insanlar. Dışarıya açılmayan insanlar oluyor. Kapalı toplum içerisinde kim varsa herkes kavuşulmayan ne varsa aşık oluyor, kalıyor orada. Ya da cinayetlere götürüyor, çılgınlıklara götürüyor, intiharlara götürüyor. Yani ekonomik nedenler, sosyoekonomik nedenler, eğitim durumlarının düşüklüğü Anadolu'da bugün birçok aşk adına dramların yaşanmasına, toplumsal kıyımların ya da öldürmelerin yaşanmasına neden oluyor. Yani belki eskisi kadar olmasa da bugün günümüzde namus cinayetleri de hala tükenmiş bitmiş değil. Daha geçenlerde bir anne bir haberde kızı istemediği bir gençle evlendi diye çekip torununu, damadını, kızını vuruyor. Yani aşkın toplumsal tarafı bence iki birey arasındaki özgürce yaşanıp yaşanmamasını ya da o aşk ne kadar zor geçiyorsa o kadar şiddetli ve çılgın geçmesini sağlayan nedenlerden bir tane oluyor. Hep yaşlılarımız derler ya, Leyla ile Mecnun'un bir gece birlikte olsalardı aşk biterdi diye. Tabii aileleri ayırmasaydı onları. Aşk kavuşamama halidir. Tabii ayırmış. Dolayısıyla aileler o nedenle. Bugün Anadolu'da işte genç bir kız tutup 70 yaşında bir insana veriliyor. Sevdiği bir genç var. Bir iki gün sonra duyuyorsunuz ki bir cinayete neden olmuş. Ya genç kendisini vurmuş ya sevgilisini vurmuş. Onun için bugün İstanbul'da İşte lay lay lom günleri, al sana gül, ver bana çiçek, yok aşk bileziği. Bunlar o kadar sanal, o kadar toplumun gerçeklerini yanlış yansıtan, aşkla da ilgisi olmayan gösteriler ki. İstanbul'un varoşunda yaşayan bir şimdi delikanlıyla Etiler'de ya da işte Etiler'de yaşayan gençlerin ilişkisi bir mi? Tabii. Onlar bir günde aşklarını tüketirken öbürleri yani değil çiçek alabilmek, uzaktan bire görme olanakları yok. Çünkü yaşamın öncelikleri var. Ekmek kazanmak diye bir önceliği var yaşamın. Evine bakmak diye bir önceliği var. Çocuklarına bakmak diye bir önceliği var insanların. Ha, çocuklar deyince evlilik kurumu geliyor akla tabii hemen. Yani evlilik kurumunun olduğu yerde ben aşktan söz edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar evlenmeden önce aşık olabilirler. Ama aşk devletin resmi evlilik cüzdanıyla perçinlenip kafes içerisine konduğu zaman aşk olmaktan çıkar. Derler ki işte biz aşık olarak evlendik, hala aşkımız devam ediyor. Yalan, hayır öyle bir hayır yalandır. Öyle bir şey olmaz. Çünkü aşkın ana maddesi olan heyecan, merak, evlendi. Herkes birbirini artık saçının teline kadar tanıyor. Bu kadar tanınmanın getireceği bir
Ve 10 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş, aynı beden, aynı yüz, aynı ruh, aynı davranışlar, aynı kimlik, aynı görüntü. Burada aşk kalmaz. Neye döner? Anlayışa döner, sevgiye döner, paylaşıma döner. Saygı. O başka bir şey. Ama sakın ola ki sevgiyle ya da işte biz çok güzel yaşıyoruz gibi karıştırmak şeydir. Çünkü ne ilahi aşk kavramında ne cinsel aşk kavramında yani bu tür bir uyum zaten yok, yani öyle bir şey söz konusu değil. Yani aslında insanlar aşkı şöyle de algılaması gerekiyor. İki kişi arasındaki mesele değildir sadece aşk. Tabii ki değil. Yani toplumsal tarafı var, psikolojik tarafı var. Örneğin bu Afşar Timuçin'in kitabında çok önemli bir konuya değinir. Der ki, kısa boylu birisi uzun boylu birisinden hoşlanır. Aradığı tip uzun boyludur. Zenginse yoksuldan, işte sağlıklı değilse... Kendinde olmayan. Kendinde olmayandan kendisini tamamlamak için. Çünkü aşk ruhsal bir başkasının kendisini tamamlama istemidir de aynı zamanda. Yani tüm zıtlıkları deriz ki, ay bu kadar güzel bir kadın nasıl bu çirkin adamla evlendi ya da birlikte oluyor? Değil mi? Ya da tam tersi. Yakışıklı bir bu beyin. Kadar yakışıklı bir beyin, ne kadar çirkin bir hanımla birlikte. O da size der ki, benim gözlerimle görün. Onun gözlerimle görün dediğin şeyin arkasında aslında hormonal, psikolojik bir sürü neden vardır. Yani o çirkini güzel gösteren, benim bir şiirimde var. Kimdi o çirkini güzel gösteren gözlerime diyorum bir dizede. Ayşık Veysel ne demiş? Evet, güzelliğin Ayşık on Veysel, para etmez. Bu bendeki aşk olsa. Yani onu güzelleyen, karşıdakini güzelleyen yürekteki aşktır. Ama biz onu güzellerken bunun maddi temelleri de var. Organik temelleri de var. Yani bedensel, ruhsal, ekonomik bir sürü nedenleri var. O güzellemenin içerisinde. Ama Afşar Timuçin'e göre bir zıtların birliği. Uzunla kısanın, çirkinle güzelin, yoksulla varsılın güzel ortak noktalarının da birliğinden söz ediyor burada. Peki siz de herhalde bu şekilde düşünüyorsunuz. Tabii daha de. Zıt şey. Bir zıt de şöyle diyorum. Aşkın yaşı başı olmaz. Dün akşam da şöyle bir not almışım. Çünkü aşkta mantık aranmaz. Değil mi? Aşk ölüm gibi gizini koruyan, öte yandan ölümü bile unutturabilen bir gizdir. Benim için aşk ölümün yavrusudur. Demin tarifi soruyordunuz. Benim için öyle. Çünkü şöyle, bu arada size aşktaki küçük ölümden de söz etmek istiyorum. Nedir aşktaki küçük ölüm? Sevgiliyi ölmeden ayrılarak yitirmek. Yarımdır zaten. İşte ben buna küçük ölüm ediyorum. Hani ölmeden ayrılmak. Tarif. Evet, öyle bir tarif. Bir de şöyle bir not almışım. Aslında aşk ile ölüm birbirine benzer. İkisi de ne zaman, nerede, hangi gün, hangi saatte, hangi yaşta? Genellikle şeydir ya, yaşından da ya ayıptır artık bu saatten sonra. Hayır, hayır, tabii bilinmez. Ölüm de öyledir. Ne zaman gelip gideceği, dokunacağı. Bilinmeyen bir şey ve aşk da öyle. Ben ikisini birbirine benzetiyorum. Burada küçük bir virgül koyalım. Çünkü telefon bağlantısı var. İzleyicimiz bağlanmak istiyormuş. Gönül Turaran telefon hattımızda. Gönül Hanım merhabalar. Gönül Turaran. Turaran. Merhaba, doğru mu söylüyorum? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Bugün konuklarımız Nevra Bucak ve Arife Kalender ve aşkı konuşmasında nasıl olması gerektiğini siz neler eklemek istersiniz programımıza? Ben de evli bir kadının 86'da tanıştım. Affedersiniz 80'de tanıştım. 86'da evlendim. 88'de de bebeğimiz oldu. Bugüne kadar çok güzel giden bir evliliğimiz var. Ve ben de eşim de
hala birbirimize baktığımızda, elimizi tuttuğumuzda birbirimizden etkileniyoruz. Birbirimizden hoşlandığımızı biliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hani derler ya, diyor artık, hani uzmanlarımız da bunu söylüyor. Aşk hani bir yere kadadır, bir süre sonra biter diyorlar. Ben buna bizim evliliğimizde ya da ikili ilişkimizde çok inanamıyorum. Çünkü biz bunu götürüyoruz. Ama şimdiki gençler gibi iki adım ötede kıskanmıyoruz birbirimizi. Benim de erkek arkadaşım var. Arkadaşlarımla yemeğe gidebilirim. Yalnız başıma sinemaya gidebilirim. Arkadaşlarımla takılabilirim. Her şeyi hani bireysel olarak yapabilirim. Aynı şekilde eşim de bunu yapar. Ve biliyoruz ki her ikimiz de birbirimize güveniyoruz. Her bir şekilde güveniyoruz. Çünkü eğer bir gün sevgimiz bitse bile, aşkımız bitse bile, açık ve net bir şekilde artık senden hoşlanmıyorum. Her ikimiz de birbirimize hoşçakal diyebilecek durumdayız. Yani bence bu birlikteliğimizi götürmeye götüren bu diye düşünüyorum. Yani birbirimizi kıskaç altında tutmayalım. Gençler birbirini çok kıskaç altında tutuyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben hani hep derler ya, aynı çevrenin insanları olsun. Ama biz eşimle o kadar ayrı dünyalarda büyümüş insanlarız ki. Yani ben rüyamda görsem eşimle evlenebileceğimi asla düşünmem. Öyle bir çevre. Sonra benim aile yapım, onun aile yapısı çok farklı. Yani... Belki de tüm bunlardır bugün aşkın hala devam etmesine sebep olan şeyler. Çünkü az önce Arife Hanım da ve Nevra Hanım da tüm bunlara değindiler diye düşünüyorum. Ne güzel, aşkınız hala devam ediyor diyelim. Neler eklemek istersiniz başka gönlüm? Dürüst ve açık olmamıza bağlıyorum. Yani birbirimize kesinlikle yalan söylemememize bağlıyorum. Böyle laf olsun diye kıskançlık krizleri tutuyor gençlerin. Ay, iki saat sonra neredeydin? Ya bırak kimin neyse kiminse, yani herkes kendine göre bir yaşamı mutlaka kurmalı diye düşünüyorum. Çok yani güzel. Herkes aynı anda birbiriyle birlikte gitmek durumunda değil. Yakın arkadaşlarımız için de öyle değil. Her gün aynı arkadaşımızla çıkmamız mümkün değil. Yani farklı insanlarla birlikte olmak çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Gönül Hanım. Telefonla bağlandığınız için programımıza iyi günler diliyoruz size de. Hoşçakalın. Güven herhalde en büyük problem. Birinci bölümümüzün de sonuna gelmişiz. Böyle hiç fark etmeden geçti zaman, nasıl geçtiğini güzel de geçti. Anlamadık konu gerçekten. Konu aşk olunca. Ama ben sonra ikinci bölümde Arifem'den şiirler bekliyorum. Teşekkür ederim. O zaman bir şiir ya da öyküyle bitirelim. İki dakikamız var. Çünkü iki dakikada okuyabileceğimiz bir şey var mıdır? Kısa bir şiirle bitirelim. O tamam zaman. O zaman ben öyle yapalım. Ondan sonra ikinci dönemi. Ondan sonra da öyküyle başlarız. Olur, öyle yaparız. Adım adresin olsun. Dil şerbetiyle kör kuyudan çek beni. Bende dur. Seni arayan bende bulsun. Ses tınısından gül çalmayı, sözsüz konuşmalardan uzun uzun dil almayı öğrendik. Salladı bedenlerimizi yeterince süreçler. Bende otur, adım adresin olsun. Şimdi 15 haberlerine bağlanıyoruz. Haberlerin ardından biz burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.